Bugün ilk 20 dakika iyi başladığımızı düşünüyoruz. Ama 20 dakika sonunda oyunu verdik. Ondan sonra da kırmızı kart, penaltı, her şey olabildi. Ama ikinci devre tamamen oyunun hakimi bizdik. 10 kişi olmamıza rağmen kesinlikle oyunun hakimi bizdik ki istediğimiz oyun buydu. Topu tutmak istedik. Bu topu oynamak istedik ikinci devre ve oynadık 10 kişiyle de. Golü de bulduk. Akabinde penaltı vesaire. Bir sürü olan şey. Mağlup olduk. Çok üzgünüz. Çok üzgünüz. Bazı insanlar beni tebrik ediyor. İkinci devre şöyle olsun. Hayır. Üzgünüz. İçimize sindirmiyoruz. En kötü berabere kalmamız lazımdı da demiyorum kesinlikle. Bugün kazanabileceğimiz bir maçtı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Onlara Bayern Münih karşısında başarılar diliyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü burada buraya kadar gelmeleri, bu şekilde bağırmaları ve maçtan sonra bizi davet etmeleri, bağırlarına basmaları bizim için çok değerli. Bizi bir sonraki maça motive ediyor kesinlikle. Chamberlain zaten bizim ilk 11 oyuncumuz. Chamberlain bizim ilk 11 oyuncumuz. Yani zaten şu anda, şu dönemde işte bu kesik yedi, bu oynamıyor gibi bir şey düşünmemek lazım. Perşembe günü Avrupa maçımıza çıkacağız. Chamberlain bizim en önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugün girdi ve harika bir oyun oynadı. Harika bir gol attı. Şimdi mutlaka aklınızda vardır. Keşke başlasaydı, keşke oynasaydı gibilerinden. Ama biz orada bir tercih yapmak istedik. Ya Getson ya Alex tercihi yapmak istedik ve Getson'dan yana kullandık. Dün de Getson'la çok konuştum. İyi misin? %100 müsün? Ağrın var mı? Dedi. Dedim. Çok. O da başlamak istediğini, iyi olduğunu söyledi ama bugün bir ağrı hissetti. Canı sağ olsun. Oyuncularımızın hepsi çok değerli ama Alex Chamberlain bizim ilk 11 oyuncumuz. En önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Masu Aku ile başlanmamasının nedeni milli takımdan çok geç geldi. Sakatlığı vardı hatırlıyorsanız. Sakat gitmişti. Milli takımda da oynayamadı. Milli takımda sonradan oynadı ve geldi. Bir gün bizle çalıştı. O yüzden Masu Aku ile başlamadık. Yani aslında siz benden daha iyi biliyorsunuz. Maçtan bir gün önce bütün ilk 11'i alıp hepiniz veriyorsunuz. Aslında Masu Aku'nun da neden başlamadığını da biliyorsunuz ama tercihimiz bu yöndeydi. Çünkü milli takımdan geç geldi, sakattı ve Bahtiyar'ı orada düşündük. Bahtiyar da bugün çok olumlu değildi ilk devre ve biz de hemen Masu Aku'yu düşündük. Yani Bahtiyar kötü oynamış olabilir, Masu Aku iyi oynamış olabilir ya da Mert ya da vesaire. İsimler önemli değil. Futbolcu arkadaşlarımızın hepsinin niyetini, yüreğini biz biliyoruz. Dediğim gibi bu tercih benimdi. Geç geldiği için, sakatlığı olduğu için. Yani futbolcuların ben bu kaos ortamından etkilendiğini düşünmüyorum. Kaos ortamı var. Taraftarımız bizimleydi bugün. Aslanlar gibi geldiler, desteğini verdiler. Biz onlara mutlu etmeye çalıştık. Bir kaos ortamı var. Bütün yönetimimiz bugün ve dün bizimleydi. Gerekli konuşmaları yaptılar, desteklerini gösterdiler. Bir kaos ortamı var. Ben bugün sahaya bu kaosun yansımadığını düşünüyorum. Yansıdıysa başka yönetimlere yansıdığını düşünüyorum. Kaos ortamının. Penaltıları, kartları falan filan bakın. Yani demek ki Beşiktaş'ta bir şey varsa hadi bakalım biz de vuralım olmasın yani. Beşiktaş bu ülkenin en büyük camialarından bir tanesi. Beşiktaş'ın kaosu kendi içindedir. Yönetenleri yukarıyı, orayı burayı etkilememesi lazım. Etkiliyorsa kaos bizi değil oraları etkilemiştir. Onların yönetimini etkilemiştir. İlk sorunu lige havlu atmak ben çok da girmek istemiyorum ama hepimizin de bildiği gibi ben de bu futbol oynarken 9 puanlar 8 puanlardan gelip neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Biz lige havlu falan atmadık. Kesinlikle atmadık. Kaos ortamımız da yok. Ümraniye'de asla kaos ortamımız yok. Bizim Perşembe günü Avrupa maçımız var. Ona konsantre olacağız yarından itibaren. Pazartesi günü Antep maçımız var. Ben taraftarımızın da Allah'ın izniyle pazartesi günü bir kaos olmadığını Gaziantep maçında göstereceğini düşünüyorum. Onların oyunculara %100 sarılacağını, bizlere sarılacağını düşünüyorum. Zaten helal olsun hepsine ki bugün %100 doldurdular burayı geldiler. Demek ki Beşiktaş'ta kaos ortamı falan yok. Pazartesiden itibaren yönetim olur, seçim olur, o olur, bu olur. Ama Beşiktaş taraftarı takımına sahip çıkacaktır. Ümraniye'de en ufak bir şey yok, hiç merak etme. Abi beni, her şey beni etkilemez ya. Yani
Alişan Salan olmuş, Halil Umut Meler olmuş. Ben bunlardan etkilenmem yani. Ben niye etkileneyim? Ben kesinlikle etkilenmem ama hakem kararlarıyla alakalı, Halil Umut Meler'le alakalı konuşmak istemiyorum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum abi. Bunun penaltısı, penaltıydı, frikikti, doğruydu, karttı, marttı değil. O başka bir şeyler var sahanın içinde. Başka yerlerde kesilme var. O var, tık diye kesme var, götürmeme var. Bunları ben çok iyi bilirim. O yüzden Halil Umut Meler'le alakalı konuşmak istemiyorum. Şimdi sevgili Mehmet abi, ilk 20 dakika sonra oyunu vermemizin sebebi vurmamızdı. Abubakar'a bu topu vurmamızdı. Abubakar da topu çocuk 5 kişinin arasında tutamadığı için sürekli baskı yedik. Ondan sonra dedi ki tamam bir kişi eksiyiz ama bu topu tutalım. Ne olursa olsun başlayalım dedik. Evet haklısın, penaltı pozisyonu var, bir free kick pozisyonu var. Ona rağmen biz bundan vazgeçmedik ki sizler bana katılıyor musunuz bilmiyorum. Biz ikinci devre çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Biz de bu topu tutarak oynadık, vurarak değil. O yüzden hem bu benim kendi tarzım olsun, öyle diyelim. Hem de mutlaka Galatasaray'ın da zaafları vardır. Bizlerin zaafları olduğu gibi. Yaklaşık 15 gündür analizlerimizi yapıyoruz ki Beşiktaş'ta analiz departmanı geçmişte yaklaşık 2-3 senedir analizleri yapan arkadaşımız burada devam ediyor. Geçmişte bundan 6 ay önce analizi yapan arkadaşımız burada devam ediyor. Bundan 1 sene önce analizleri yapan arkadaşımız burada devam ediyor. O yüzden analiz departmanı Allah razı olsun, çok memnunuz onlardan. Hem bu birazcık bizim tarzımız, hem de tabii ki de Galatasaray'ın da belli bir zamandan sonra basamayacağını biliyorduk. Yani çok enteresan. Kulübümüz yalanlıyor. Bana soruyorsunuz, ben kendim istiyorum diyorum. Diyorsunuz ki hala etkileniyoruz. Abi ben etkilenmiyorum. Ben hiç umurumda bile değil. Yani şunu söyleyeyim. Yarın başkanımız, bak ben size bunu çok söyledim. Bu gereksiz gündem oluyor. Yarın bana gelip, yeni başkanımız gelip, eski başkanımız gelip, yeni yönetimimiz, seçilenler bana gelip teşekkür ettikleri zaman ben sarılıp gireceğim. En ufak bir gönül koymayacağım. O yüzden Beşiktaş camiası bana bir görev vermiş. Ben bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Ne zaman elinden alırlarsa. En ufak bir etkilenmen yok. Yani kendim aldım o insanları da. Evet, hocanın ekibindelerdi. Ben kendim rica ettim. Sağ olsun yönetimimiz de beni kırmadı. Ama hala bununla alakalı konuşuyorsunuz da benim yapacağım bir şey yok. Yani ne yapabilirim? Benim etkilendiğim şeyler bugünkü sahada olan başka şeylerdi. Kaos dediniz ya. Benim şeyler, hazır Beşiktaş'ta kaos varken hadi bakalım biz de vuralım. Yok abi, olmaz abi, yakışmaz abi. Performansı inişli çıkışlı olabilir. Zaman zaman iyi oynayabilir, zaman zaman kötü oynayabilir. Bizim oyuncumuz, biz burada onunla alakalı size kötü bir şey söyleyecek değilim. Aslan gibi bir çocuk, performansı kötü olabilir ama niyetinden ve çalışmasından çok memnunuz. Onun yerinde oynayabilecek Erik sakat. Arka adelesinden sakat, omzundan değil. Necip var, Beşiktaş'ın demirbaşı. Necip'le alakalı çok mutluyuz. Kaptanımız çok değerli. Muhtemelen de Bodo maçında da Necip oynayacak, buradan söyleyeyim. Hani ben söylemiş olayım size, sizi öğrenmeden. Bütün oyuncularımla alakalı memnunum, mutluyum. Kişiliklerinden, karakterlerinden çok mutluyuz. Kötü oyun olacaktır. Performans iniş çıkışı olacaktır. Onların sorumluluğu benim. Ama onlarla alakalı ağzımdan en ufak bir kötü bir şey tabii ki de duymayacaksınız. Şey dedim orada, topa değiyor dedim ya da dışarıda dedim penaltıyla alakalı. Öyle bağırdım. Çünkü bana ekibimiz öyle söyledi. Öyle bağırdım. O da geldi bir de güzelce bana sarı kart gösterdi. Haksızmışım gibi. Çünkü doğru söylemişim. Bana sarı kart gösterdi. Icardi ile alakalı Icardi çok değerli bir oyuncu. Ne söyleyebilirim yani? Allah yolunu açık etsin. Başarılar diliyorum. İnşallah Bayern Münih maçında bizleri gururlandırırlar. Yani başarılar diliyorum. Saygılar, teşekkür ederim abi. Sağ olun.